ERP denilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarını almak için yola çıkan firmalar özellikle ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmeli. Çünkü burada en iyi ERP yazılımı diye bir şey söz konusu değil. Firmanın ihtiyaçlarına en uygun, hedeflerine en uygun, yapmak istediği şeylere en uygun ERP yazılımını aslında arıyor ve buluyor olması lazım. Dolayısıyla hani en pahalı en iyisidir ya da en çok tercih edilen, kullanılan en iyisidir gibi klişe bir takım yanlışlara firmaların düşmemesini tavsiye ediyoruz biz. İhtiyaçlarını iyi tespit etmelerini, bu ihtiyaçlarını tespit ederken firmanın bugün olduğu kadar yarınını da hedeflerine uygun bir seçim yapmalarını önemli vurguluyoruz ERP seçimindeki firmalara. Buradaki kritik konulardan bir tanesi mesela lisanslama. Çünkü ERP projelerinde bir lisanslama ayağı var konunun. Bir de danışmanlık dediğimiz, danışmanlık hizmetlerinin verildiği uygulama kısmı. Lisanslama kısmında bu seçimi yapacak olan firmaların dikkat etmesi önemli. Çünkü bazı yazılımlar modüler bir şekilde lisanslama yapıyorlar. Örneğin muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim gibi modüller ayrı ayrı fiyatlanabiliyor. Dolayısıyla buna bir dikkat edilmesi lazım. Çünkü bazı firmalar haklı olarak bütün süreçlerini bir kerede canlı kullanıma alamıyorlar. Haklı olarak, doğal olarak. Ve bölmek gerekebiliyor süreci 2'ye, 3'e bazen. Bu noktada da örnek olarak insan kaynakları modülünü firma ilk etapta uygulamak istemiyorsa ve bir sene sonra örneğin uygulamayı düşünüyorsa bunun ilave bir bedelinin olup olmayacağını lisans açısından iyi konuşulması, görüşülmesi gerekir diye düşünüyoruz. ERP seçmek üzere olan firmaların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da bu yazılımı uyarlayacak, uygulayacak olan iş ortağının bu ekosistemin olup olmadığı veya ne kadar çok olduğu. Örneğin Türkiye'de Dynamics iş ortağı diye baktığınızda ERP ve CRM'de 40'ın üzerinde iş ortağı var. Yani firma bu yazılımı örneğin Microsoft'tan gitti satın aldı. Satın aldıktan sonra bunu uygulayacak olan danışman firmaya bağımlı kalmıyor. Bir şekilde bir süre sonra eğer o danışman firmayla çalışmak istemezse önünde seçeneklerinin olması lazım. Dolayısıyla bu yatırımı yapmak üzere olan firmalar bu noktaya da dikkat etmelerinde büyük fayda var. Olası bir iş ortağı, partner firma değiştirmeyi istediklerinde bu imkanları var mı yok mu? Çok önemli bir nokta.